şu anda Brüksel'in en turistik şehirlerinden biri olan Bruges'dayım. Rotterdam'dan geldim. 1,5-2 saatte gelebiliyorsunuz. Sanırım trenle de gelebiliyorsunuz. Şehrindeyim. Arkamda da gördüğünüz gibi bu kanaldan sürekli botlar geçiş yapıyorlar. Burada bir sürü köprü var. Zaten şehir de ismini tam olarak kanallardan, limanlardan yani köprülerden almış. Bruges'un kelime anlamı köprüler anlamına geliyor. Kanal kenarındaki evlerde genelde pencere sayıları fazlaysa o evin maddi durumunun çok iyi olduğunu anlıyorsunuz. Buradaki evde de fark ettiyseniz kireçlerle kapatmışlar. Bunun sebebi ne kadar çok pencere varsa o kadar çok vergi ödemek zorundalar. O yüzden mesela burada gördüğünüz örnekte kapatmışlar bazı pencereleri. Bu da çok yaygın bir uygulama. Çok fazla vergi ödememek için bu şekilde kapatıyorlar pencereleri. Tarafından 9. yüzyılda kuruluyor ve orta çağdan beri günümüze sapasağlam gelen nadir şehirlerden biri. 2. Dünya Savaşı sırasında buradaki hiçbir eser yıkılmamış çünkü buraya kimse saldırmamış. O yüzden buradaki yapılar hala orta çağdaki gibi sapasağlam, özgün halleriyle duruyor. Bu arada Belçika'da toplamda 3 dil konuşuluyor resmi olarak. Fransızca, Flemençe, Almanca. Ama şu an bulunduğum şehir Bruges'ta kesinlikle Fransızca konuşmuyor buranın lokal insanları. Hatta Fransızca konuştuğunuzda size İngilizce olarak karşılık veriyorlar. Çünkü onlar Flemençe'yi konuşmayı tercih ediyorlar. Ama durum böyle olsa da yine de hukuki durumlarda 3 dilde resmi dil olduğu için 3 dilde resmi dil olarak geçiyor. Şehirdeki kanalları birbirine bağlamak için o kadar çok köprü var ki böyle hepsi taş köprüler, eski dönemlerden kalma. Bu şehri yürürken her yerde o köprüleri görebiliyorsunuz. Burası çok fazla turistik bir bölge. O yüzden çok fazla kıyafet mağazasına ve restoranta denk geldim. Yani her sokak başında bir kıyafet mağazası, bir hediyelik eşya, bir de restoran, kafe görebiliyorsunuz ve şu an hafta sonu, günlerden cumartesi tıklım tıklım dolu. Adım atacak yer yok. Şu an ben bir ara sokaktayım. Asıl meydan kısmında gerçekten iğne atacak yer yok. Biraz böyle ara ara konuşmak için ara sokaklara dalıyorum. Bir de buralara kimse yürümüyor. Neden yürümüyor? Burada daha güzel evler var. Böyle gerçek dokusunu burada daha çok yakından hissedebiliyorsunuz. Burası birçok seyahat dergisinde ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden biri olarak seçilmiş. Dikop yazıları gördüğünüz yerler satılık oluyor genelde. Kanalın hemen kenarında böyle alışveriş yapabileceğiniz açık standlar da bulunuyor. Hello. Böyle bileklikler satıyorlar, küpeler satıyorlar. Mesela örnek vermem gerekirse buradan bir tane bileklik 15 euro. Tabii turistik bir yer olduğu için çok pahalı. Burada da sokak ressamları var. Sizin karikatür çizimlerinizi çiziyor. Burada çiziyormuş şu an. Evet. Çiziyor. Burada da yine genelde takıcılar ve ressamlar buraya konuşlanmış durumda. Hemen kanalın sol tarafına. Bunlar sabun mu ya? Evet, böyle el yapımı sabunlar satıyorlar burada 5 euroya. Sabun ve sünger satıyorlar. Ay ne bağırıyorsun be kulağımda. Kalabalığa bakar mısınız ya? Sol taraflar hep hediyelik eşya satan yerler ya da waffle. İşte Belçika'nın ünlü waffle'ı için sıraya bakar mısınız kalabalığa? Bir tane waffle'ı ne kadar satıyorlar? 2,5 euroya satıyorlar. Eğer sos ekletirseniz de her biri 1 ile 3,5 euro arası değişiyor. Böyle turist araçlarıyla da servisleriyle de turistlere şehir turu yaptırıyorlar. Yürümek istemeyenler onlara biniyor. Da yani yürüsün burada ya. Neden ona biniyorsun? Her yer hediyelik eşya dükkanı. Yine magnetler falan, buzdolabı magnetleri. Bir tanesi 2,5 euro, 5 tanesi 10 euro.
Hemen karşıdaki kafe ne kadar güzel ya. Çok sevdim. Ağacın kenarında ve direkt tarihi binanın içine kurmuşlar böyle balkonuna. Kanalın kenarında insanlar keyif yapıyorlar. Demin şuradan videosunu çektiğim kafenin yukarıdan görüntüsünü göstereyim size. Şu anda balkonda bulunduğum yer böyle hem alkol satan hem de hediyelik eşya satan böyle çizgi karakterlerin de, Belçikalı çizgi karakterlerin de ürünlerinin satıldığı bir tane mağaza. İkinci katındayım şu an ve demin çektiğim kafe buradan görünüyormuş. Şu şekilde. Demin şuradan çekmiştim. Bulunduğum dükkan, belki bilenler vardır, Tintin Belçikalı bir yazar tarafından yaratılmış bir karakter ve ona ait bir sürü orijinal ürün bulabiliyorsunuz burada. Şimdi bu mağazada Tintin ürünleri de satılıyor, Tintin ürünleri de satılıyor. Size göstermek istiyorum. Mesela şurada şu şekilde satılan bir Tintin biblosu 250 euro. Tabii hediyelik olduğu için bunlar çok pahalı. Bu şekilde olan bir eser 235 euro. Hemen yanında Müfettiş Tintin 295 euro. Bu kısımda da kitaplar satılıyor. Burada Tintin'in yaratıcısı Ördün'ün kendi biyografisi var. Şöyle bir kitap, bayağı kalın. Yaptığı eserler falan var muhtemelen içinde. Şu şekilde bir baskı da olansa yine yaratıcısı Ördün'e ait bir baskı 15 euroya satıyorlar. Burada kitapların bandı zaten, fiyat bandı genelde öyle. Bu da aynı şekilde 15 euro, 14.99 euroya satılıyor. Burada daha kalın var. 1935 ile 1939 yıl aralığının bir kitabı var. Bunun kitabın çok ağır, taşıyamadım. 99 euroya satıyorlar. Portekizce, İspanyolca, Fransızca ve İngilizce olarak versiyonları satılıyor. Her dilde satılıyor burada. Bunların fiyatları da mesela bu Fransızca olanın fiyatı 22.50 euro. Bu daha ince olan 10.90. İngilizce olanlar ise 17.50 ve 12.90 euro. Yine Hörcü ait. Muhtemelen Hörcü diye okunuyor. Yanlış okuyorsam yorumlarda belirtin okunuşunu. Bu da 9.90 euroya satılan bir kitap. Bakayım içinde nasıl şeyler var. Aynen, önce bir biyografiyle başlıyor. Daha sonra yaptığı eserleri anlatıyor. Muhtemelen tekniklerini falan anlatıyor. Ona ait bütün çizimler, Tintin'in hikayeleri burada bu şekilde kitapta toplanmış. Dükkan demin karşıdan çektiğim binada olduğu için direkt buradan pencereye yaklaşınca kanal manzarasına ulaşıyorsunuz. Ve eğer iyi bir çocuk olursanız şirinleri bile görebilirsiniz. Tıpkı benim gördüğüm gibi. Burası Tintin sevenler için adeta bir cennet gerçekten. Şimdi artık aşağı kata doğru iniyorum. Bu katta tamamen Tintin ve onu yazan kişinin hikayesine dair, yaptığı eserlere dair eserler vardı burada. Şimdi aşağı kısımda bu şekilde tişörtler karşılıyor. Daha sonra bardaklar ve alkoller karşılıyor. Şimdi onları da göstereceğim. Bir alt katta da bu şekilde alkol standları var. Burada 21.90'a 5'li bir kasa minik içkileri alabiliyorsunuz, alkolleri alabiliyorsunuz. Açacaklar, oha ne kadar ağırmış. Bayağı ağır bir açacak bu. 13.90 euroya bunu satıyorlar. Tits marka biranızı alıp bu bardağa koyup daha sonra içebiliyorsunuz. Masada ne gördüğüme inanamayacaksınız. 20 TL. Gördüm Aspire. 10 TL'miz de var. Kim koydu bunları buraya? Burada da çikolata ağırlıklı şeyler var. Mesela buradaki likörler çikolatalı. Şu Belçika likörü. 19.90 euroya alabiliyorsunuz. Onu içebileceğiniz bardaklar da 3.20 euroya satılıyor. Burada vanilyalısı var. Böyle bir paket Belçika çikolataları, biliyorsunuz Belçika çikolataları ile ünlü. 9.90'a şöyle bir paket çikolata alabiliyorsunuz. Burada da 26'lı mini paket var. 11.90'a bunu alabilirsiniz. Çikolata cenneti. Bu böyle 5.80 euro. Böyle bir şey var. Bilmiyorum ne oldu. Muhtemelen ağzınız attığınız an eriyen bir şekerleme, 2.80 euroya bunu satıyorlar. Böyle tablet çikolatalar 6.90 euroya satılıyor. Bitterlisi ve sütlüsü var. Böyle lollipop şeklinde 2 euro. Bunlar hep 4.5 euro. Bu gördükleriniz. Bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Burada bitmedi yazıyor. Devamında şöyle bir yer var.
Mağazanın hemen en alt katına indiriyor sizi. Burada da ne var? Mahzen gibi bir yere geldim şu an. Burada da alkollerin, likörlerin ve biraların olduğu bir mahzen indiriyor. Bakın oradan geçiyor, kanaldan yakaladım. Bu şekilde kutuyu 2 euroya alıyorsunuz. Buradan kendi kutunuzu oluşturabildiğiniz bir mahzeni indiriyor size. Burayı gördüğünüzde ilk başta böyle tarihi bir bina sanıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Hediye böyle yaklaşık 3 kattan oluşan hediyelik eşya alabileceğiniz, işte alkol alabileceğiniz ya da Tintin karakteriyle alakalı bir sürü şey ulaşabileceğiniz katlar var burada. Ve en alt katı indiriyor sizi. Böyle geziyorsunuz ve diyor ki daha bitmedi diye bir yazı oluyor. İşte duvarda bir yazı var. Henüz bitmedi, aşağı in diye sizi aşağıya yönlendiriyor ve buraya geldiğinizde her şeyli bira var. Aklınıza gelebilecek her şeyli bira ve her şeyli kokteyl var. Kafayı yersiniz. Şu tasarımların güzelliğine bakar mısınız? Bu mesela şöyle 4.70 euro. Şöyle Ramon diye bir bira var, 2.50. Paketin en sevdiğim bu oldu. Bu 3.50 euro. Burada da şunu da çok sevdim. Üstünde cadı figürü var. O yüzden ilgimi çekti. Groşun kapağına benziyor biraz. Ve bu da 3.40 euro. Bu kısım sadece yetişkinlere özel satış yapılan kısım. Böyle. Göbeği, Bruges'un göbeği o kadar kalabalık ki her yerde kafeler var ve full çekiyor şu an. Bir sürü turist rehberleri gördüm. Türkler de çok fazla burada. Bu meydana böyle bir sahne kurmuşlar. Burada bir etkinlik olacak galiba. Çünkü insanlar sandalyeleri kurulmuşlar böyle arka tarafta. Gölgelere oturmuşlar hep. Acaba ne olacak burada akşam? Şurada bir şey gördüm. Bakayım oraya. Ay çok rüzgar var ya. Konser olacakmış bugün, evet. Burada şehir turu yapmak için fayton kiralayabiliyorsunuz bu şekilde. Turistler genelde kiralıyor tabii ki. Turistlere özgü bir şey. Neymiş merak ettim. Burası meydanda bulunan Kanlı Bazilika olarak geçiyor. İçine girmek ücretsiz, bir girmek istiyorum. Kutsal Kan Bazilikası'nın içinde bulunuyorum. Buraya girişler ücretsiz ve burası 12. yüzyılda yapılıyor. Burada İsa'nın kanının bulaştığı bir kumaşın yer altında inanılıyor. O yüzden çok kutsal bir güzellik için. Ama sanırım ikinci Arşı Seferi'ydi. İkinci Arşı Seferi sonrasında o kumaş buradan alınıp götürülüyor diye biliyorum. Şuradan mumlarını alıyorlar ücretle. Belli bir ücret karşılığında oraya bırakıyorlar.
Belçika'nın en büyük 3. şehri Gent'ten herkese selamlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve like atarsanız videoma çok mutlu olurum. Bu caddeden itibaren artık Gent'in o turistik noktalarına gelmiş oluyorsunuz. Bu şehir 7. yüzyılda yapılıyor, yapılmaya başlanıyor ve anlamı da iki nehrin birleştiği yer anlamına geliyor. Önceden bu kalede kontlar kalıyormuş. O zamanın çok önemli insanları. Daha sonra restore edildikten sonra hapishane ve akıl hastanesi, işte okul olarak falan kullanılmış. Günümüzde ise artık turistlere açılmış vaziyette insanlar burada takılıyorlar.